Allah Resulüne Muhammed'in salavat. Gerçi bahsettiğimiz konuda yapacaktık ama İsmail abi dedi, onu şöyle tebdil edelim dedi. Latifelerden yapacağız. Diyor ki Şualar 16'dan, insanın en latif ve şirin bir secisi olan, insanın en latif, şirin bir seciyesi, seciye karakter. Karakter. Başka? Seciyede ne anlıyoruz? Donanımlarından, ruhun yapısındaki mühim yer tutan şefkat. Eğer sırrı tevhid, tevhid değil, sırrı tevhid, onun yardımına yetişmezse, böyle müthiş bir hırkat, hırkat? Yok, hırkat, hırkat. Yani yakan, bir fırkat, o da fırak, bir de rikat, acımak, bir musibet olur ki, insanı en bedbaht bir dereceye indir. Tek bir güzel yavrusunu ebedi kaybeden bir gafil valide bu hırkatı tam hisseder. Metni okudum, bir daha mı okuyayım metni, sonra izah edeyim. İnsanın en latif, şirin bir seciyesi, şefkat, eğer sırrı tevhid ile yardımına yetişmezse, şefkatin yardımına, tevhid değil, tevhid sırrı yetişmezse, o şefkat dünyada ne olur? Müthiş bir hırkat, yakıcı ateş. Bir fırkat, yani ayrılık, ayrılıktan doğan elem. Bir rikat, acımak, kendine dönük, içinde çözümsüzlükle buhran geçirmek, çözümü bulamamak, yani ruhsal bir illet olur. Çünkü şefkat yerinde kullanılmasa, aşırı şefkat, ifrat, ruhun illetidir der Kastamonu'da. Ruhsal bir hastalıktır. 77. sayfa Kastamonu'da okuruz oradan da. Bir musibet olur ki, insanı en bedbaht bir dereceye indirir. Aynı yerde oturuyor. İndirir diyor. İndirir. Tabirler acayip. Bunu kim iyi anlar? Biraz böyle şefkat yerinde kullanılmasa. Tek bir güzel evladı, tek. Bir tane. 10-15 sene uğraşmış. Cenab-ı Hak vermemiş. 15 sene üzerine bir tane vermiş. Gafil bir valide düşünün. Yani yaratılışından haberi yok. Kabirden şuuru yok. Yani ölmüş işte, nedir? Ya yılan çiyen akreplere yem olacak. Yani yatağındaki en ufak böyle pamuğun iniş ve çıkışından rahatsız olan valide, kayaların üzerine koyacak şimdi. Çamurun içine. Geçen bir cenazede şey yapılmıştı da 21. katta kalorifer yok, soba yok evde. Komple cam duvar. Böyle korkunç bir iş adamıymış. Camda resistan mı diyorlar? Resistans mı ne diyorlar? Camla, hani arabaların camı var ya. Hani şey, elektrik ısınıyor. Yani düğmeye basıyor, camlar ısınıyor yani. Duvar ısınıyor. Böyle bir ev. 280 metrekarede. Böyle bir yerde oturuyor. 5-6 ay geçmeden, 5-6 ay yeni çıkarsa jip, çıkmışsa o kadar, hemen yenisini alıyor. Niye tasvir ediyorum? Bir şey anlatmak istiyorum. Böyle bir şeyle denk gelinmişti. Ve kar yağdırıldığı zaman öldü. 21. kattan, asansöre geldiğin zaman hangi kata basıyorsun?
şeye, hemen o kata resmini gönderiyor. Böyle birisi geliyor sana diye. Fotoğrafını gönderiyor binaya. Şöyle asansöre geldiğimiz zaman hocam kafayı çekiyor. Bu adam geliyor, alıyor musun işe? He yani. Bakın o senin o kata basılmış. Yani katın numarası da var. Ki o fotoğrafı asansör hemen şeyinde hemen odaya, şeye, daireye bildiriliyor. Böyle bir kattan, yattan kışta, karda böyle kayaların, taşların üzerine kalorifer bile rahatsız ediyordu yani. Adam odun bile resistans koymuş. Artık. Şimdi o soğuğa gir. Olacak şey mi ya? Ne akla girer insan ya? Ölür mü ya? Niçin öz? Kardeş ya. O ki bu kabir var. İzah edilmedikçe kabir, çözülmedikçe kafada kabir, dünyada rahat yoktur. Kabir izah edilmesi lazım. Kabir, insan en büyük meselesi kabirdir. Kafasında çözülmesi lazım. Öteleyerek, bundan kurtulamazsın. Yani çözülmemiş dertleri erteleyerek, tamam, kurtulamazsın. Basit bir şey söylüyorum, bu kardeşimizin de mesleğiymiş. Şimdi kaç gram geliyor, misal veriyorum, 200 gram ancak, bak rahat kaldırıyor. Fakat 5-6 saat sonra ben bunu kaldıramam. Böyle tutuyorum, kaldıramam. Yani küçük bir mesele dahi olsa, burada çözümlenmese, o şuursuz olarak arka taraftan çalışıyor. Rahatsız ediyor. Kaldıramayacağım bir sorun haline geliyor. Bu sebeple bu sorun sorunları tetikliyor. Veya o sorunların bir parçası oluyor. Zayıf noktada. Evet, o devreye giriyor. Halbuki diyoruz ki başım ağrıyor. Aslında baş ağrımıyor. Baş ağrımıyor. Baş ağrısı bir haber. Haberdir. Mesela Almanya'da Allah selamet versin. Kuzey Iraklı bir kardeşim sormuştu. Kuzey Iraklı, Türkmen. Çok ilginç tabii. Hocam dedi, tepeye çıkarttı beni. Gizdiriyor beni, teleferikli böyle. Unutmuyorum, güzel bir soru sordu. Baktım kıvranıyor, bir şey diyecek diyemiyor. Ya ben Müslüman olduğum için dedi, üniversitede sordular diyor. Doçentlik şeyini yapıyor, tezini yapıyor. Doçent. Kuzey Irak'tan gelmiş. Müslüman depresyonu olur mu diyor, yani yani depresyon, stres olur mu? Veya olursa nedir, bu nedir diye. Bak kardeşim. Şimdi her bir şeyin Cenab-ı Hak varlığını, var olduğuna ve arza yaptığına alamet koymuş. Mesela gıda bittiği zaman, midede gıda bittiği zaman, vücutta bittiği zaman Allah bir alarm sistemi koymuş. Açlık elemini koymuş. Açlık elemi. Şimdi bu açlık elemi haber veriyor. Mesela kulağını az duyuyor veya ooo yapıyor. Doktora gidiyorsun, diyor ki pislik var diyor. Pislik var, temizle diyor. Yani bir ağrı olduğu zaman, dişin ağır, çürüdü. Nasıl anlıyorsun? Ağrıyla anlıyorsun. Çürüdüğünü ağrıyla anlıyorsun. Mide ağrın var. Allah bu ağrıyı koymasa, miden git tedavi ol manasındadır. Diyelim ki bunu koymadı, o ağrı geliştirdi ve sorun ve mide delindi. Ay baktık su içtik, Allah Allah dibe gitti. Niye? Mide yokmuş. Ne oldu ya mide? Hastalık yok ya. Yani ağrı yok. Orada sorunun bize haber verilmemiş. Haber verilmeyince tedbir almamışız. Demek ki arkadaşım her bir his, her bir temayül, her bir elem veya lezzet veya keder, tasa vesaire bir şeyde haber veriyor. Arabanın yanıp sönen lambaları gibi hararet yükseldi diyor. Benzin bitiyor diyor. Tamam mı? Göstergeler var. Senin ben görmüyorum lan seni. Desen göstergeye benzin dolmuyor ki. Görmemezlikten gelsen Bolu Dağı'ndan girdin.
Otobana girdin. Benzin kaşını, gözünü gösterdi. Kıpırtı yaptı ve tak tak bir çaktı. Ya yani önemli değil. 50 kilometre gidecek, tamam. Otobanda nasıl çıkacaksın? Çıkış yeri yok. Kalırsın işte bu kışı vesaire. Şimdi bir şey anlatmak istiyorum. Diyorum ki, nasıl ki bizim cihazlarda hep böyle alameti var, alametiyle hastana intikal ediyoruz. Şimdi buhran ve bunalım, stres, sıkıntı bir yerde haber veriyor. Bir sorun var. Biz bunu doktora gidiyoruz, doktor diyor ki uyu uyu, yat uyu, uyu. Yani uyutuyoruz ilaçlarla. Olayı çözümlemiyoruz, tamam mı? Oysa o sıkıntı ruhsal bir soruna haber veriyor. Git diyor ruhunu tamir et. Ceddüdü imanikum ila ilahe illallah. İlahe illallah. İmanını tazele. Yani o bir sorunun habercisidir. Ama biz ruhu, bu ruhu gıdalandırmak yerine ruha daha çok efendim ne yapıyoruz? Cesetle meşgul oluyor. Ceset ruhun tezahürüdür. Geçit yeridir. Şimdi bu şefkat da bundan, bunlardan bir tanesi. Bakın insanın en latif, şefkat eğer, hani o ölüm de öyle, şefkati her bir duygun, şefkat da öyle, ifrat, tefrit, vasatı var. Aşırılığı tamamen onun zıttı ve ortası. İstikamet haddi vasattır. Şefkat yerinde kullanılmasa insanı yakar. Mesela diyor ki Mesnevi'de, Mesnevi Nuriye'de, neredeydi o? Marifetullah ile söndürülüyormuş. Hatırladın mı? Abdullah. Ya bir tek Abdullah okuyor hocam. Soruları nasıl soruyorsun? Şimdi kaşımda olduğu için. Hem kalın kafalı oldu şimdi. Estağfurullah. Şimdi Abdullah kaşımda olunca biraz da sırtı kalın. Kafası diyecek de. Yok yani bu sefer cevap verilmezse şimdi üzülmesin. Efendim. Çok ilginç bir yer. İlem eyhel aziz 104 Mesnevi. Dünyanın lezzetleri, zevkleri, ziynetleri, süsleri, Halikimizi, Mevlamızı ve Malikimizi bilmediğimiz takdirde cennet olsa bile cehennemdir. Yani insanın içsel ruh alemi kaosu yaşıyorsa, tufanı yaşıyorsa, mama tabakası patlama yapıyorsa, sen elbiseni değiştirerek, binanı değiştirerek, arabanı değiştirerek huzurlu olabilir misin? Telefonları kapatın lütfen. Şimdi bir daha tekrar ediyorum. İçsel alemde bu tür şeyleri yaşayan bir insan, dışarıdaki logolar dedikleri, yani olayları yerini değiştirerek içsel alemi, o ateşi söndürebilir misin? Evet, öyle gördüm ve öyle zevk ettim. Bilhassa şefkatin ateşini söndürecek marifetullah'tan başka bir şey var mıdır? Şefkatin ateşini, marifetullah ne demektir bu manada? Marifetullah. Bu manada Kastamonu var mı? Var. Bakın şunu nasıl yorumlayacak? Bak nasıl izah edecek? Şefkatin ateşini nasıl marifetullah söndürüyor? Onu bitireyim. Bak bir de okuyayım. Şefkatin ateşini söndürecek marifetullah'tan başka marifetullah Allah'ı tanımak. Allah canibinden, yönünden olaylara bakmak, yorumlamak, filmin tek karesiyle değil, filmin tek karesini bütünlük içinde izah etmek. Mesela bir film var,
Başı var, sonu var. İçinden tek bir kare alıyorsun. Onu yorumluyorsun. Ama oysa onun başı var, sonu var. İşte filmin başı Nur-u Muhammedi'den başlamış. Yani ağacın serüveni, meyvenin serüveni çekirdeğinde başlamıştır. Toprak tabakası, çekirdek, filizlendi, dal budak, 300 sene çınar gibi bir ağaç meyve verdi. Bu meyvenin serüveni hareketliliği ta çekirdeğinde başlamış. Ne kadar fırtınalar yaşamış. Rüzgar estikçe kökü daha derine inmiş. Öyle bir özelliği var ağacın. Fırtına estikçe kendisini sağlam yapmak için daha dibe iniyor. İnsan ondan ibret alması lazım. Fırtına esiyor. Evimizi, kızımızı, çocuğumuzu, bizi anafor ediyor. Köklerin daha geniş ya alana ve dibe götürmen lazım. Çünkü ağaç yatıp kalkar, söküp atmasın seni. İşte bu meyvenin serüveni buradan başlamış. Bizim filmimizde Nur-u Muhammedi çekirdeğinden başlayıp buraya da bitmemiş. Burada bir uğrak, bir limandır. Buradan kabire, berzaha, haşire, sırat ve cennet ve ebed yolunda devam edecek bir seyyahtır insan. Fark etmesi lazım. Gözünü kapatmayla olmuyor. Bura filmin bir karesi. Bura bir karesi. Filmin bir karesi. Şimdi niye böyle oluyor? Niye böyle olmuyor? Olur mu canım bu ya? Falan gibi yorumları. Bir kareyle film hakkı şey yapmak gibi mi oluyor burada? Bu niye böyle? Ha, yani mesela koca bir film düşün Abdullah. İki saatlik bir film düşün. İçinden bir tane aldık. Biliyorsunuz filmler filmlerin tek tek filmdir. Gözün görme kabiliyetinden daha hızlı döndürünce hepsi canlı gözüküyor. Ampul de öyle. Sahnede 60 defa yanıp söner. Bizim gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için sahnede devamlı yanıyor zannediyoruz. Oysa tek tek yanar. Bunu ne zaman anlarsınız? Bu Yalıköy, bu Karacaköy'ün tepesine çıkarsın. Yalıköy'ün lambalarını gördüğün zaman uzaktan o zaman göz aradaki mesafede aktarılırken fark ediyor yanıp söndüğünü. Şimdi bakın, burada bir olay yaşıyor. Olayı nasıl yorumluyor? Bak diyor ki, bu şiddetli kışta, hakikaten öyle gelirken kar vardı. Manevi bir de kış var şimdi. Dehşetli ayrı bir tarz bir kışta. İkisi de var burada şimdi. Nevi Beşir'in içtimai hayatında müthiş kanlı diğer bir tarz kışta çırpınan bir çarelere. Nevi Beşir'in şu anda çırpınan kan üzerine hesaplar yapılıyor. Değil mi? Siyasetler yapılıyor. Böyle çırpınan insanlar var. İnsansın, insan olduğun için alakadarsın. Alakadarlığın nispetinde elem veya lezzeti alıyorsun. Sır değilsin ki. Sırın bir tanesini burada kes, öteki sotlar burada. Yani sığırcığım, lütfen sıra sana gelecek. Bak arkadaşın kesildi. Bir boynuz at şu kasaba. Ne yaptırıyorsun bunu ya? Böyle koca şeyler var belgesellerde gördüm. Ya arkadaş, ya yavrusunu şey yapıyor veya öteki hayvan vallahi döv bir şeye, o aslan var ya bir yaptı da gördüm zaten, bir fırlattı havaya doğru takır takır. Ya arkadaş, bir kafayı çalıştırdım, koca kafam var lan, öküz gibi kafam var diyorum. Hakikaten öküz. Ona takıver şunu diyorum ya, ben yırtınıyorum biliyor musun? Seyrederken ona tak lan şuna. Ya tak şuna ya. Hemen zaten mumu yapıyorsun. Demek ulan kafa burada bu değilmiş ya. Kafa başka bir kafaymış. Hatta o kadar gayri ihtiyari böyle kendimi kaptırdım ki, içine koydum ki. Ulan dedim, o küz gibi bakma lan diyorum ya. Zaten o küzmüş zaten. Ya buna bir takıver diyorum ya. Şimdi niye kendimi içine koydum? Girdim o küzün içinde, o küz oldum. Hani Batan söyle demişti bana. Hocam diyor, Allah merhametlidir. Merhametlidir ama eşeğe niye yük taşıttırıyor diyor şimdi. Şimdi bu adam niye dedim? Zulüm değil midir diyor. Şimdi bu adam bunu niçin soruyor? Çünkü kendisini eşeğin yerine koydu. Nasıl koydu eşeğin yerine? Şimdi insan ruhunu soktu eşeğin cesedine. İnsan ruhu, ceset eşek.
La ben bu yükü nasıl taşıyacağım? Oysa eşeğin yapısı ve ruhu semeri taşıma, yük taşımaktan lezzet alıyor. Nasıl olur? Mide yemeği taşımaktan elem almıyor ki. 2,5 litre özelliği var. 2 litre, 1 litre, hele 1 litre hiç eksik olmaz zaten. Hiçbirimizde. En az yarım kilo taşıyoruz. Lop 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 taşıyoruz. Ama hiç kimse elem almıyor. Bir çarelere rikati cinsiye ve şefkati nevi cihetinden gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim. İkinci Dünya Savaşı'ndaki hadisata mı dair? Bu evet. 1944 değil mi? 49. Yani binlerce insan kan içinde ya, milyon, kalmışlar. Milyon. Milyonlarca insan. İnsan ölmüş. Onu yani, o olayı... Ustanın rikati bu duruma bir nevi büyük bir elem almış. Elem alıyor tabii. Şefkat kendisine şefkatten dolayı. Evet. Elem alıyor. Buhran geçiriyor. Zaten en büyük şeylerden bir tanesi de olayları yorumlayamamaktan gelen şefkatin ruhsal bir illete dönüşmesi, ruhsal bir hastalığa dönüşmesi. Çözemiyor, çözülmüyor olaylar. Niye bu kanser diyor mesela. Buna niçin geldi diyor. Böyle isyanlar var. Dünyayı durdur diyor, inleyeceğim diyor. Sitem yolu Allah'a diyor. Tamam mı böyle? Ondan sonra seni mi buldu diyor. Yani hep bu izah edilememenin feveranıdır yani. Rikkat-i cinsiye ve şefkat-i neviye cihetinden gelen gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim. Çok yerlerde beyan ettiğim gibi yine Erhamur Rahim'in ve Ahkemul Hakim'in olan, yani biz acıyoruz, acımamız oysa rahimlerin en rahiminden geliyor. Biz, yani olur mu böyle bu hüküm? Oysa hükümlerin en hayırlısı, hükümleri koyanların en mükemmeli, en hikmetlisi olan Allah bunu koyuyor. Allah, mesela benim gücüm mesela tak diye kafasını koparır mı zalimin? Allah müsaade ediyor çünkü. Yani biz filmin, dikkat edin, filmin tek karesindeyiz. Ahkemül Hakim'in olan onların Halik-i Kerim'i ve Rahim'in hikmet ve rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Mane denildi ki senin bu şiddetli tesirin o Hakim ve Rahim'in rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Tenkit hükmüne geçer. Rahmet-i ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmet-i Rabbaniye'den daha ekmel hikmet daire imkanda olamaz. Mesela şöyle bir misal vereyim. Ben siz bunu izah edin bakalım. Bu niye böyle kırık? Ya, adam deli miydi ya? Bu kadar güzelimi bunu kırarmadan. Böyle güzeldi. Ha buraya çukur yaptı. Ha bak bu oynak yani. Acayip bir şey. Adam çukur yapmış ya. Bunun sığıra göre bir manası yok. Omuza göre bir manası yok. Boynuza olmaz. Bir tuhaf yani. Ama bak. Ha kırık. Ha diyoruz değil mi? Ha burun. Ha. Bak niçin daha önce tenkit vardı? Bunları biz bilmiyorduk. O zaman ne yaptık? Şimdi ha oldu. Gözlük, hadisat, kafa, hikmet. Evet. Ona göre giydiriyor. Şimdi dünyadaki hadiseler, bir, en mühimini söylüyorum. En mühim. Bir, Esma-i Hüsna hükmünü icra ediyor. Mertebesinin, nihayetsiz mertebesi gözüküyor. Meyle-i Ala'dan ruhaniyat seyrediyor. Ahiretin sermedi manzaraları oluyor. Sana bak hanım, en mühim. Ruhundaki, ruhunun ta batınındaki, derinin derinindeki ulvi latifelerin, duyguların inkişafı lazım. Ortaya çıkması lazım. Çıkması gerekiyor. Tamam. Mesela biz askerde Osmaniye'de Adana'nın orada yaptım. Yatacağız yani böyle şeyiz. Gece köprü kurmaya gitmişiz. Kamp. Yatacağız ama her taraf akrep. Nasıl yatacağız? Ona akrepler tarafı. Gitti kireci açtık. Kireci suyu. Gitti gündüz o alana döktük böyle. Delikler her tarafı böyle. Akrepler çıkmak zorunda kaldı tabii. Böyle. Onun üzerine kamp şeyimizi, yatağımızı serdik yani. Yani çıksın aldık vesaire. Yani ne demek istiyorum? Bir şey başka bir şeyi çıkartıyor. O bazı şeyler var ki sevinçle çıkıyor. Surur, lezzet, saadetle
derinliklerde inkişaf ediyor. Bazı şeyler yanması lazım. Yanmadan çıkmıyor arkadaşım. Mesela odun kabul et. Odun. Odun eğer buna hiç dokunmazsan odun olarak çürüyecek. Burada odun. Yak bunu lütfen. Yak bakalım. Yaktıkça dumanı nurundan ayrılmıyor mu? Sen dumanını ışığından, ısısından baltayla ayırabilir misin? Suyla ayırabilir misin? Odunun içindeki dumanla ışığı ancak ateş ayırır. Her şeyin ayırma metodu farklıdır. Onunla ayrılır. Peki ne olur? Odun burada. Yaktığımız an Karacaköy neresindedir? Her yerindedir. Bakın çıkan dumanla meyve ağaçları, ağaçlar karbondioksit değil mi? Karbondioksit değil mi? Alıyor, gıda yapıyor, meyve yapıyor. O ısıyla da bitki yetişiyor. Odun bir yerdeydi. Her yerde oldu. Karanlıktı, aydınlandı. Ruh gibi düşünün odunu. Zıtlar cem olmuş. Birbirine girmiş. Bunlar ayrışması gerekiyor. Birbir içine girmiş. Başka bir misal vereyim. Bir kap düşünün. Kap. Su. Dondu. Dondu. Su bu buza ne kadar yakındır? Sonsuz yakındır. Buz diyorsun da sudur yani. Şüphemiz var mı? Yok. E su diyoruz. H2O'dur yani. H2O'dur. Kuantumdur yani. Kuantumdur ama nötrondur yani. Yani nötronlardır ama kuraklardır. Kurak diyorlar. Ben kurak diyorum. Kuark. Kuark da. Kurak diyorum. Yani kuarklar daha aşağısı ne? Esirdir. Daha aşağı in kuvvettir. Daha aşağı in maddi hayattır. Daha aşağı in Nur-u Muhammed'idir. Daha aşağı Esma. Aynı yerdir. Esma bir yere geçmedi yani burada. Buraya geçmedi. Burada yani. Yani hakikatlerini değiştire değiştir. Hepsi aynı yerde ama hepsi farklı şey. Bunları nasıl ortaya çıkaracaksın? Ver su, ısıyı, suyu görürsün. Ver şeyi, H2'yi görürsün. Ver nükleer santrala, hidrojenin ne olduğunu görürsün. Yani nötronlara, kuarklara, esire nasıl dönüştürülüyor? Mesela, ustadımızın misaliyle, topraktan toprak aldın, maden, kamyon. 1500 santigrat derece ver, topraktan demir ayrışsın. 2000 ver, bakır ayrışsın. 2008 ve çelik madeni ayrış. 3500 civarı altın ayrışıyor. Yani 1500 santigrat derecede ısı veriyorsun toprağa, ne bakır ayrılıyor, ne de altın ayrılıyor. Demir ayrılıyor. Yani bunu olaylar, üzerimize cereyan eden olaylar, toprak şeklinde olan ruh cevherimizin içerisindeki donanımlar ayrışıyor. Peki bu ne oluyor? Dünyada bunlar ahirette ağaç oluyor. Toprağa çekirdeği attın. Attın ama hava alemini bilmiyor buradaki adamlar. Toprağın her bir zerresi bir adam kabul edin. Ya ne oluyor kardeşim ya falan. Seni de sıkıştırdılar ya bir de ayak basmış adam. Ya seni ne basıyorlar ya böyle? Sıktıkça yukarıdan aşağıya suyu da basıyorlar. Adamı patlatıyorlar ya. Öf be diyorsun patlıyor yani. Çekirdek patladı. Yani artık işi dişini, içim dışına çıktı diyor. Bir çıkıyor dışarıya. Ne oluyor? Vallahi ne bileyim ne oluyor. Artık canımı çıkarttılar yani. İçim çıktı. Çıktı ama görmüyor bu çekirdek ne oldu. Oysa buradan çıkanla ağaç olmuş başka yerde haberi yok. Meyveler vermiş. İnsan hayvanlar kuşlar yiyor yuva yapıyor. Ne kadar faydalı oluyor. Doğayı şöyle tanzim ediyor, bilmem ne yapıyor. Yani buradaki olayın, buradaki yansımaları çok farklı, benzemiyor buraya. Dünyadaki olayların, cereyan eden hadiselerin ötelerdeki karşılıklarını bilmiyoruz. Ancak bilenler, buraya bakıp oraları görenler diyor.
peygamberler yani. Diyor ki, Allah için geçmiş gelecek yoktur. Adam zalimlik yaparken aynı anda cehennemdedir. Allah'ın ilminde cehennemdedir zaten hemen. Zaten gelecek yok yani. Biz zaman kavramını da idrak etmiş değiliz daha. Zamanı da bilmiyoruz. Yani yaptıklarımızı Kur'an demiyor mu göreceksiniz? Diyor. Bakın şimdi iyi dikkat edin şimdi. Bir kafanız karışsın. Biz yaptıklarımızı görmeyecek miyiz? Göreceksiniz. Yaptıklarınız iyilik ve kötülük hayran yaravu, şerren yaravu. Değil mi? Zerre kadar hayır, zerre kadar şeri göreceksiniz. Ne zaman? Gelecekte. Yani gelecekte öleceğiz, kabire gireceğiz. Sonra haşire gideceğiz, göreceğiz. Bunlar hepsi ön saftadır. Önümüzdedir, gelecektir. Oysa biz yaşadıklarımız mazi değil mi? Yaptıklarımız geçmiş iken nasıl gelecek oldu? Demek ki geçmişimiz aynı zamanda gelecekmiş yani. Biz giderken geçmişimize gidiyoruz. Niçin böyle anlayamıyoruz? Çünkü bizim akıl düzeyi, yani şöyle düşün, çekirdek. Ağaç oldu, dal budak verdi, çıktı mı? Filme aldık bunu. Şimdi bu meyveyi tersinden filme çevirelim. Meyve, tomurcuk, çiçek, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geriye gidebilir mi? Gidemez. En son buraya kadar git. Şimdi bizim kafa yapımız hep sırayla konmuş. Bilgi, dosya, kafaya bilgi ekledik. Bu sıralamaya göre düşünüyor. Bu sıralama da bir yerden başlayıp eklenmiş. O zaman başlamış noktasına ben doğduğum senedir sıfırdır. Veya beşer. Dünyaya geldi sıfır zaman. Ondan sonra eklenebildiği için bilgisayarda tara dediğimiz zaman buraya kadar gidebiliyor. Ondan sonra gidemiyor. Dolayısıyla bizim zaman kavramı nisbidir, sabit değildir. Yani mazi dediğimiz şeyle böyle ileri, yani koyduğumuz dosyaları birbirine bindirdiğimiz dosyalardan sonra düşünüyor. Bu dosya dizmesine biz yön diyoruz. O zaman geçmişi geleceğe denir. Aslında geçmiş gelecek kal çekirdekte yoktur. Odunun içinde yoktur. Mesela çekirdek, ağaç, Mayıs 1 filizlendi. 30 sene sonra ağaç verdi. Ağaç tamamlandı. Yaprak 30 sene, yani ilk filizde yaprak arasında kaç sene geçti? 30 sene geçmiş. Toprağın üzerinde 30 sene var. Çekirdeğin içinde başı ile sonu aynı yerde. Zaman yok. Bütün kütle bundan çıkmış ama kütlesi yok. Bütün ağırlık, ağacın ağırlığı ağırlıksız olan çekirdekten çıkmış. Mesela bak, odundan misal vereyim. Koy kardeş bunu şimdi. Yak, pşşt, yanıyor. Pşşt, alev, alev, alev. Saate bir baktım. 20 dakikada bu odun yandı. İlk alev tak, ikinci tak, 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 tamam mı? Ne kadar zaman geçti? 20 dakika. Bu içindeki alev denilen şeyin sıraya konmuş, birbirine bindirilmiş. Bu içi dışarıya gelene kadar geçen zamanı ben 20 dakika demişim. Aslında odunun içinde son alevle ilk alev aynı yerde. Çıkartırken böyle oluyor. Çünkü böyle konmuş. Çünkü aynı bunun gibi biz zaman kavramı da aklımıza bindirdiğimiz klasörlerin sırasına göre kullanıyoruz. Geç kardeşim 2 senene, geç 3 senene diyoruz yani. Beraber. İşte Cenab-ı Hakk'ın nazarında mazi ve müstakbel yok. Şu anda yapılırken zalimin zulmü aynı anda cehennemdedir o. Çünkü gelecek değil Allah için. Bizim için gelecektir. Asiler cezalarını, masumlar mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. Ha şimdi önemli olan şu. Senin daire iktidarın bu çok önemli.
senin daire iktidarın haricinde olan hadisata, güneşin patlamasından, dünyanın dönüşünden, Libya'daki hadiseden, Mısır'daki olaylardan, herhangi bir kanserden, senin çocuğunun vefat etmesinden, yani senin iktidarın da dairesinde midir? Değil. Bak, ölçü veriyor sana, hastalıktan kurtulasın diye, o şefkatin... Alakadarlığın demiyor, iktidarın diyor değil mi? İktidarın. Alakadarlıkla karışmaması. Yok, alakadarlık değil. İktidar. Tamam mı? İktidarın nispetinden, bak, alakadarın pardon. Senin daire-i iktidarın haricinde olan hadisata iktidar. İktidar mı? Yok. Gücüm yetmiyor demek. Gücüm yetmez. Olayı değiştiremem. Kanseri ben vermedim. Ömrümü ben tayin etmedim. Ya ben kimim ki ya, bir kere benim ismimi bile başkası koymuş. Ben o kadar acizdim. Var mı aranızda kendi ismini kendisi koyan? Öyle bir seçme şansımız var. Var ki, olmamış ki. O kadar aciziz. O zaman daire iktidarın haricinde olan hadisata onun merhameti, hikmeti, rahmeti, adaleti, terbiyeciliği noktasında bakmalısın. Ben de o lüzumsuz şefkati elemden kurtuldum. Yani olayları yorumlarken olaya sahip olan, olayı idare eden, olayı kim yöneltiyor? Allah. O zaman olayların altına böyle bakarak olaylar ancak zanlarımız üzerine bina ederiz. Yani şunun için olabilir. Ola ki bunun içindir. Ama Allah'a sorduğumuz zaman bunun için yapıyorsun ya Rabbi. İşte kitabında peygamberlerinde bunu söylüyor. Niçin yaptığını söylüyor. Burada da sayfa 75. sayfada diyor ki mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer şefkat mertebesini insan aşsa ve taşsa o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Belki dalalete ve ilhada sirayet eden bir marazi ruhi ve bir sakami kalbidir. Kalp hastalığıdır. Yani her şeye acıyor. Yani arkadaşım, altına girme olayı. Ne yapayım? Şöyle yap. Allah canibinden kudretin azameti altından bak. Yani bir daha okuyayım orayı. Eğer bu kainattaki icraat niçin böyle oluyor diye deme hakkına sahip değilsin. Çünkü Allah mühendisliği sana vermedi. Yani bu kainata Allah senin nefsini mühendis yaratmadı. Bu böyle olsun, bu böyle olmasın. Bu da yanlış oluyor, bu da çok oluyor diye sana bırakmadı. O zaman mal kimin? Malikel mülk, yetesarrafe fi mülkihi keyfe yeşâ. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Senin, benim dediğin hangi organ senin? Karaciğer senin mi? Sen mi yaptın? Var mı bir iktidarın? İlminle yapılmış bir organın var mı? Görmedim bile ben karaciğerimi. Ben bile görmedim kendi karaciğerimi. Aferin, doğru söyledin. Diyor ki, Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerin nuruyla ve gözüyle bakın. Her şeyde rahmet-i ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal-i hikmetini, cemal-i rahmetini müşahede ettiklerinden kemal-i teslimiyet ve rıza ile rububiyet-i ilahinin Allah Allah'lık yapıyor kainatta. Yani sen ben merkezli düşünürsün, pergeli koyarsın bir yere, o noktada hep çevirirsin. Ama ben merkezli düşününce seni rencide eder. Çünkü herkes düşünsün, ben merkezli olayları yorumlarsak başkasını rahatsız eder. Ama kainattaki hadiseler öyle değil. Bütünlük içinde icraat yapılıyor. Mesela sen çok keri gördün o kanser, adamın veli olmasına vesile oluyor. Dalaletten kurtulmasına vesile oluyor. Uyanmasına vesile oluyor. E şimdi niye böyle oluyor dediğin şeye
Adam veliliği kazanıyor. Sen ahiretteki karşılığını görüp de "Ale bunun için mi bu verildi?" diyebilirdin görseydin. Ama ahiretteki karşılığın o adama verilen nimeti görünce, yani bu kanser oldu, bu çocuk gitti ama bak bu oldu, kötü mü oldu? Göreceğiz o zaman, ha diyeceğiz gözlük gibi. Her şeyde kemal hikmetini, cemal adaletini müşahede ettiklerinden kemali teslimiyet ve rıza ile rububiyet ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar ve merhamet ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. Yani Allah mı merhametli sen mi? Haşa. Peki ya benim tahammül edemediğimi o nasıl tahammül ediyor? Allah bütünlük içinde bakıyor. Bütünlük içinde bakıyor. İşte buna binaen değil yalnız hayat uhrevinin diye devam ediyor. Şimdi şuradan gelmiştik. Bilhassa şefkatin ateşini söndürecek marifetullah'tan başka bir şey var mıdır? Yani madem mülk Allah'ındır, olaylar onun rızası dairesine takip ediliyor, ceyran ediyor. O zaman ben olayların içindeyken olayları yorumlayamam. Siyatlı olmaz. Olayın dışına çıkmam gerekiyor. Yani şu anda ben binayı anlatamam kardeşim. Şu binanın içindeyim. Binayı tarif etmem için çıkmam lazım. Şu anda odadayız. Binayı çevresini bilmiyorum ki. Arka cephe nasıl renkte ne bileyim. Ama çıkarsam olur. Evet, marifetullah olduktan sonra dünya lezzetlerine iştah olmadığı gibi cenneti bile iştiyak geri kalır. Marifetullah olduktan sonra bana seni gerek, seni dettirten bu. Marifetullah dünyada cenneti yaşarsın. Dünyanın hakikatini keşfettiğin nispetten senin moralin bozulmaz. Dünyanın mahiyetini keşfettiği nispetle moralin bozulmadığı gibi dünyanın hiçbir şeyi sana elem vermez. Eğer içsel hayata, yani içsel alemine seyahata başlarsan dünyada cenneti yaşarsın. Al şartla olayların arkasından geçebilirsen. Yani Allah canibinden, kudretin azameti altından kainatı yorumlayabilirsen. İnsanlığın en büyük derdi olayları yorumlama melekesinin dumura uğramasından kaynaklanıyor. Yani olayları neyle yorumlayacak? Yani kendin pişir kendin ye. O Bolu Dağı'nda oluyor. Ama o Bolu Dağı'nda var. Kendin pişir kendin ye. Olaylara muhatap olan kendisi gene kendisi. Ama olaylara yorumlamaya gücü yetmiyor. Yardım alıyor işte. En iyi yorumlama şeyi de olayların sahibine müracaat etmektir. Şimdi şirin bir secis olan şefkat, eğer sırrı tevhid ile sırrı tevhid onun yardımına yetişmezsem, bir zahirde bir Allah bilmek var, tevhid, iman etmek var, normal yaşamak var, bir de Allah'ın hakikatını, mahiyetini, Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatını ruhunda hisseden, ruhunda taayyum ve teşahhus etmiş bir ruh düşünün. İyâke nâbudu ve iyâke nesteyn denilen bir ruhta, yani çocuk anasını emer gibi, insan da Cenab-ı Hakk'ı tefekkür ede ede, olayları onunla, onun yöntemiyle gösterdiği tarzda baka baka, İnsanda aleminde bir meleke sahibi olur. Meleke sahibi olur. Yani bir ölçü birimi meydana gelir. Bu hads denilir. Hads. Hemen suratlı bir intikaldır yani. Hads, senin iraden ve ilmini kullanmadan hemen olaylara nasıl yorumlayacaksın? Ruhta hemen karşılık buluyor. İnsan ruhunda Allah'ı hissetmesi, zevk etmesi, mahsetmesi nispetinde o şefkat ateşinden kurtulur. Sırrı tevhid bu yani. Batında hissedilen,
hissedilen, mahsedilen, zevk edilen. Tamam. Ha, bu mertebelere göre, kişiye göre değişir. Öyle müthiş bir hırkatlık olmaktan çıkar. Eğer bu yetişmezse bir hırkat olur, hırkat. Yakar, yanıyorum der kadın. Çocuğu gitmiş ya, yanıyorum. Nereye yanıyor? Hiçbir yerine yanmıyor. Öyle, öyle diyorlar, yanıyorum. Yanıyor, yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Acayip bir şey, nereye yanıyor ya? Hiçbir yeri yanmıyor. Yanıyor kardeş, yanıyor. Mama yanıyor. Nereden biliyoruz arkadaşım mama yandığını? Çakı veriyor depremle bazen. Volkanla kendisini gösteriyor. Değil mi? Endonezya'da, Japonya'daki o volkanik şeyler değil. Bazen böyle bir duman püskürtmesiyle haftalarca değil mi Avrupa'yı felç etti. Evet. Düşünün bir duman fıskırttı değil mi? İrlanda'yı mı? İzlanda. İzlanda. Demek ki bir hırkat, bir firkat. Yani fırakın getirmiş olduğu yakıcı hal. Yani ayrılmak. Ne demektir? Yaktın beni, pişirdin, köfte ettim de intihar edenlere sor. Fırak neymiş? Beni bıraktın, gittin. Dünyayı durdurun, ineceğim. Ne? Yakında ineceksin zaten. Anladım. Yanmış. Hep böyle işte o yanmaların ifadesi. Bir de maziye geçtiğin zaman böyle hayalen nasıl ateş basıyor, nasıl başın dönüyor dünya gibi. Yani bu acayip bir şey ya. Allah bunları koymuş ya. Sonra bir musibet olur ki insanı en bedbaht bir dereceye indirir. Allah Allah. Tek bir güzel yavrusunu ebedi kaybeden bir gafil valide bu hırkatı tam hisseder. Mesela bak. İlem eyyel aziz, ruh insani gayri mütenahi ihtiyaçlara giriftar. İnsanın ruhu gayri mütenahi, nihayetsiz ihtiyaçları var. Şu kadardır diyemezsin. Sığır, bak parmakla sayarız ihtiyacı. Su ver, ot ver, tamam. Ayakkabı derdi yok, elbise de diyor. Elbise numarası kaçtı biliyor musunuz sığırın? Gözlük numarası yok, ayakkabı numarası yok. İnsan böyle mi? Gayri mütenahi elemlere mahaldır. Yani ne kadar elem ve lezzeti vardır belli değil. Elemin de nihayetsiz. Elem ya. Ya arkadaşı orada kesilirken sığırın elem almayan bir yapıya sahip. İnsan öyle mi? Daha görmediğimiz bir devletteki bir Müslümanın burnu karnaması 70 milyon Türkiye'deki insanların, dünyadaki 1 milyar insanın burnu karnamasının daha fazla elem alıyor. O adamı burnu kanadı, geçmiştir. Ama onu duyanlar günlerce, haftalarca kanamaktan daha beter elem alır. Gayri mahsur lezzetlere iştiyalıdır. Hasredilmeyecek kadar lezzetlere hamiledir. İhtiyaçlıdır. Gayri mahdut amali beslemektedir. Ne kadar amal var, emeller var. Ne kadar istekler var. Bitmez, tükenmez. İstekler var. Şimdi bir yere götürüyor bu da. Hatta kalbin dalaletiyle beraber ruhtan fışkıran şefkat. Şimdi Allahsız bu şefkat duygusunu yorumlasın bakalım bir insan. Allah yok. Aleminde Allah yok. Allah ölçü yapmamış ama şefkat var tabii. Kafirde de var, sığırda da var. Yalıyor hayvan. Yavrusunu değil mi? Peki bu acımasız olaylar dünyada daha fazla. Duyduğu hadiseler. Kendisi ihtiyarlıyor, dişi çürüyor, çocuğu hastalanıyor, ölüyor. İzah edemediği vukuğa gelen hadiseler oluyor. Bu şefkatini eğer Allah'ı bilmese nasıl yorumlayacak? Diyor ki hatta kalbin dalaletiyle beraber ruhundan fışkıran şefkat
gayri mütenahi elemleri tazamun ediyor. Yani ne kadar alakadar olduğu şeyler ne kadar varsa o kadar elemlere hamiledir. Bir yaprağın düşmesi bile. Bir tane söyle demişti hocam diyor. Yani ben diyor camdan, yani cam orada oturma, pek oturmak istemiyorum. Sokakta çocuk ağlamasını duysam bile içim parçalanıyor diyor. Hemen şey yapıyor, koşuyorum. Yani hatta gene burada söylüyor. Ustad diyor ki mesela çocukların ağlaması, kimsesiz olduğunu bilsen yetimhane, ne kadar insan çıldırır. Ama ağlayan çocuğun yanında annesini gördün mü diyorsun ki of be, iyi ki annesi. Bunu şefkatler iyi bilir. Ben öyle rastlamıştım böyle. Öyle bir hastanede denk gelmiştim. Yani tepemi de attı yani, sinirlendim. Kaba sapa adam, demek ki bizim gibi. Benim gibi yani. Adam babasıymış. Öyle çocuğu palıyor ki ya, çocuk korkuyor yine de ya. Artık kardeşim ya, ne biçim çiçe yapıyorsun dedim ya. O be midir nedir ya? Benim bile, ya ne karışıyorsun be efendim? Ne de benimle karışıyorsun? İnsanım dedim ya. Rahatsız ediyorsun beni dedim ya. Durdu. Ya kardeşim, bu çocuğa nasıl davranıyorsun böyle ya? Ondan sonra sinirleniyor böyle. Dedim ki doktor bey, ben bir sıra ben önceydim. Dedim ya, benden önce buna şey yap dedim ya. Baktım annesi gelmiş, böyle lavaboya gitmiş. Ah yavrum dedi. Ben inan şöyle yaptım. Of be. Ha şimdi ne yaparsa yapsın. Çünkü benden daha şefkatli ya. Annesinin varlığı, öyle lezzet aldım ki vallahi. Acayip. Yetti bana. Sonra gayrimütenahi elemleri tazamun ediyor. Binaenaleyh ben neyim? Ne kıymetim var ki benim için kıyamet kopsun? Mizan vaz edilsin, hesap kurulsun, hesap görülsün demeye hakkın yoktur. Demek ki kalbin dalaletiyle beraber ruhundan fışkıran şefkat gayrimütenahi elemleri tazamun ediyor. Ya başka bir yer. Şefkat dedi mi? Şefkat. Şurayı da okuyayım. Rahman-ı Rahim olan şu mevcudatın Sani-i Zülcelal'inin rahmeti. Allah Rahman ve Rahim'miş. Of be. Diyor. Demek her şeyin sahibi Allah mı? İyi ki Allah ya. Ne yapacaktık? Bu anlayış. Bir de bu şefkat var. Bunun rahmeti, Allah'ın rahmeti, saadet-i ebediyeyi gösteriyor. Yani Allah'ın rahmeti niçin saadet-i ebediyeyi gösteriyor? Evet, nimeti nimet eden, nimeti nikmetlikten haras eden ve mevcudatı firak ebediden hasıl olan ve velialardan kurtaran saadet-i ebediyedir. Mesela, Allah insana bu kadar masraf ediyor. Bir güneşi düşünün, bugün mesela ne kadar güneş. Şu anda mikrobunuz vesaire tarlanın üzerine kar yağdırılıyor değil mi dışarı? Şu kar yağdırılmaktaki sanatta kullanılan teknolojiyi düşünün. Şu kar yağdırıyorsun bu dağlara. Yağdırmasa ne olur? Yağdırmak o kadar büyük nimet olur. Rüzgar lazım. Dünyanın dönüşü lazım. Karaciğer, böbrek. Değil mi? Bu kadar organlar. Bu kadar kaç kamyon yediniz şimdiye kadar? Boğazımızdan gıda geçti. Bir de ruhsal yapımızı düşünün. Allah bak sana ne kadar masraf etmiş. Sana bu kadar masraf ediyor hariç. Yaşayasın diye dünyaya, kainata bu kadar masraf ediyor. Eğer bunun neticesinde bir alem olmasa, burada edilen bütün masraflar israf olur. Eğer bu hayatın sonunda bir ahiret yoksa, neticesiz olan bir donanım israftır. Arabayı yaptın, evi donattın, tam kullanacaksın, evleneceksin, bilmem hayat kuracaksın. Vallahi bu kadar mükemmel ev, hiç yandığını ben seyretmemiştim deyip de benzin döküp de yakar mısın? Kimse yakmaz. Şimdi bu kainatın sonunda, dünyanın sonunda bu kadar masraf edecek bak bir sana bana. Ha? Sonunda ahiret yok. İsraf olmaz mı? Peki gübreyi israf etmeyen Allah, gübrede meyveyi halk eden Allah seni israf eder mi? Hangi şeyi israf etti? Çürüyen bir hayvanı, çürüyen bir odundan başka bir mahlukatı yaratıyor. Gidiyor ve geliyor.
Odun gidiyor, böcek geliyor, elma geliyor. Gübreyi dirilten Allah seni de diriltecektir. Gübreyi orada bırakıp israf etmeyen Allah seni hiç israf etmeyecektir. İşte saadet ebediye o rahmetin şenindendir ki beşerden esirgemesin. Allah'ta böyle rahmet var mı? Var. Nereden biliyoruz? Kainat emrime vermiş. Daha nasıl göstersin ki? Gökten mi bağırsın? O yağmurun yağdırılması sesten daha mühim değil mi? Ben seni seviyorum hani fiil. Fiili gösterince sözüne inanırsın. Allah sözü demeden fiili gönderiyor. Seni seviyorum demek değil mi yağmurun yağdırılması? Seni seviyorum demek değil midir sana sevgiyi vermek? Seni görüyorum nın daha kesin değil midir sana gözü vermek? Seni görüyorumun en kesin delili sana gözü vermesi değil mi? Seni seviyorum sözün fiili olarak daha kesin delili sendeki sevgi konması değil mi? Sen cihazlarını, donanımlarını çarşı pazardan mı aldın? Seni işitiyorum Nereden biliyoruz? Bak şöyle. Demekten daha konuşmadan konuşuyor kulakla. Seni duyuyorumun delili işitmeyi sana vermesidir. Çünkü bütün nimetlerin reisi, gayesi, neticesi olan saadet ebedi verilmezse, dünya öldükten sonra ahiret suretine dirilmezse, bütün nimetler nikmetlere tahavül eder. Yani bu niçin burayı okuyorum? Bak geliyor da. Yani zıttına inkılap eder. Nimet nikmet olur. İlim cehalet olur. Adalet zulüm olur. Rahmet azap olur. Şefkat hırkat olur, fırak olur. Yani eğer neticesi olmayan bir şeyin verilmesi, zıttının inkılap etmesi demektir. O tahavül ise bir bedave, bir zarure ve umum kainatın şahadetiyle muhakkak ve müşhit olan rahmet ilahinin vücudunu inkar etmek lazım. Yani zıttına döndürmek, bir şey zıttına dönmesi, o zaman Allah'ın rahmeti, yani şu sistemin cehalete, ilmin cehalete verilmesi gibi o kadar batıl olur. Yani ilmi iktiza eden bir sanata, mesela şunu boyamış, köre vermek ne kadar gülünse, kulağımı sağıra vermek ne kadar aptallıksa, gözü kör yaptı demek, aklımı akılsız yaptı, hayatımı cansız yaptı, şuurumu şuursuz yaptı, şefkatimi hain birisi yaptı demek kadar gülünçtür. Yani bu verilen donanımların ve kainattaki nimetin zıttına inkılap etmesi. Zıt yani. Tamamen zıtta dönüşür. Yani dönmemek üzere ayrılık, muhabbeti adavete çevirir. Görüyordum, görmüyorum. Yaşıyordum, yok oldum. Bakın. Gelen geldiği yerden haber verir. Haber verir. Gelen geldiği yerden haber verdiği gibi, giden de gittiğin yerin en güzel delili oluyor. Bir şey bir yere gidiyorsa, onun gittiği yer gidenle ispatlanmıştır. Yani gidebiliyorsa o yer vardır. Bu yer olmasaydı siz gelemezdiniz. Halbuki rahmet güneşten daha parlak bir hakikati sabitidir. Bak rahmetin cilvelerinden ve latif asarından olan aşk ve şefkat. Onun için aldım. Bakın Allah'ın rahmetinin en latif asarından, eserlerinden olan aşk. Bak ne yapıyor seni. Şefkat. Bak ne yapıyor. Mesela kadınlarda çocuklarına karşı şöyle bir anlayış var. Babalar çocuklarını benden bilir. Yani benim çocuğum. Benden olmuştur bilir. Anne kendisini yani çocuğuna benden olmuştur bilmez. Çocuğunu kendi uzantısı olarak görür. Parçası, vücudun bir parçası, kolu bacağı. Hatta Anadolu'da ciğeri diyorlar abi. Ciğeri. O benim ciğerim diyor. Ciğer, Allah Allah. Bakın ne kadar tuhaf. Bu kolun bana nasılsa, sen kaç yaşında olursan ol, anan sana öyledir. Onun için bir büyük zat demiş ki, kocaman annenin domates tarlası olsa, her gün bahçeye girip çıksa, ondan sonra artık bu ihtiyacı olur mu domatese bu kadının? Sen akşam
bir poşet veya bir tane domates getirsem, poşetin böyle sağlayarak, annen o poşetini görüp, koca domates tarlası sahibi olan annenin nazarında o tarladan daha kıymetlidir oğlunun getirmiş olduğu bir tane domates. Öyle bir şeymiş psikolojide, böyle ana şefkati böyle zuhur ediyor. Yani aşk mesela şefkat, bir de düşünün. Bak neler yaptırıyor. Aşk nasıl donuk hayatı standartlıktan çıkartıyor, hareketlendiriyor. Ölürdü yani. Eğer yeme ve şehvet olmasa herkes olduğu yerde kalırdı. Kainat, her şey, varlık ölür giderdi. Yemekteki lezzet ve şehvet olmasaydı hayatı döndüremezdi, dönmezdi, hareketlenmezdi insan. Hareketi sanki zembereği gibidir, kurma saat kolu gibi. Aşk ve şefkat ve akıl nimetlerine dikkat et, üç tane. Aşk, şefkat ve akıl nimetlerine dikkat et. Eğer firak ebedi ve hicran ila ezaliye ve hayat insani incirar edeceğini farz etsen, görürsün ki o latif muhabbet en büyük bir musibet olur. Yani nereden sevdim diyoruz, değil mi? Yani sevmenin bedeli bu kadar azap çekmek, değil mi? Sevmenin bedeli bu kadar azap mı çekmek yani? Değildir. Bakın, gayrimeşru muhabbetin merhametsiz bir karşılıktır o. Gayrimeşru mu sevdin? Efendim, gayrimeşru muhabbetin karşılığı böyle ise, ya o karşılığı düz olursa ne olur? O leziz şefkat en büyük bir illet olur. Şefkat, gücün yetmiyor ama acınmak zorunda. Acıyorsun, elinde değil ki kardeşim. Ya, mesela bir kedi gördün ağır veya köpek araba vurmuş, sendeki öndeki araba, haberi yok, çekip gitti. O da bilse inecek. Ben gördüm öyle birisini de. Böyle şeymiş, karı koca hukukçuymuş. Derse gidiyordum böyle. Ama böyle işaretleri koymuşlar falan. Kediye vurmuş. Kediye nasıl vurmuşsa. Ona kıvranıyor. O ne yaptılar? Yollarında çevrildiler. Götürüyorlar. Nereye götürüyorsun? Baytara götürüyoruz diyor. Bunu bırakabilir miyiz diyor ya. Yaşayamam ki diyor. Bugün ne? Bir de belki de gezmeye gidiyor. Nereye gidiyorlar? Bakarsın şey alakası yok dersin. Dinle alakaları yok tipleri ama zahirde. Bak o şefkat nasıl hizmet ettiriyor. Ya. O nurani akıl en büyük bir bela olur. Mesela hiç olacağımı, bir daha görüşmeyeceğimizi, yılan çıyanlara, akreplere yem olacağız. Güneş benim için doğmayacak bir daha. Ebedi olarak akrabamla görüşmeyeceğim. Yani böyle bakarsa kabire aklı memnun eder mi? Sanki iyi bir şey habermiş gibi inkarcılığa böyle hop diye atlıyor insan. Hiç delili bile olmasa böyle. Yani ya bu insanın fıtratına zıt yani. Bak sen var ya sen, Mahmet yalan söylüyor Ayşe. Cennet mi varmış, varlık varmış, ecdadınla, torunlarınla, anne babanla, evladına gene bu hayattan daha güzel bir hayat süreceksiniz. Ölüm, hastalık yok. Bir anda her yerde. Böyle diyor ya. Değil. Yok olacaksın. Yılan, çıran, akreplere yem olacaksın. Taşların üzerine kalacaksın. Unutulacaksın. Artık varlık adına her şeyi unut. Aferin lan. Nereden söyledin ya? Of be, rahatladım ya. İyi ki böyle dedin ya. İyi ki. Der gibi laf diye atlıyor adam yani. İyi bir şeymiş sanki. İmansızlığa. Çok iyi büyük. İyi ki söyledin. Ne yaşayasın? Diye metiyeler sürülür mü ya? Yok olmayı kim ister ya? Arabasının yanmasını kim ister arkadaş? Arabasını kanaat etmeyene, tırnağın kopmasına razı değil ya. Güzelliğinin bozulmasına tahammül edemiyor arkadaşım. Sevgilisini bırakmasına intihar ediyor kardeşim. Bütün varlığın o, sen bile hayatını sıfırlıyorsun sevdiğin adına. O bir duygudur. Bir de ruhunun farkına varsan, onun adına neler yaparsın? Deseler ki, ezilesin be kardeşim. Toprak olmayacak mı sevgilin zaten? Neymiş o? Git lan, çekil. İyi ki söyledin ya, sevgilin hakikaten toprak olacakmış. Şimdi de kafamdan sileyim der misin?
Acayip bir şey ya. Sanki iyi bir şey söylemiş diye. Hop balazan git. Çok da delili var. Hazreti Ali ne güzel söylüyor. Diyor ki, Yahudi ona diyor, yaymam diyor. 22. sözde geçiyor. Sen ibadet yapıyorsun. Allah yoksa ne olacak diyor. Ahiret yoksa. Diyor ki, ahiret yoksa dünyada yaptığım şeylerle hiçbir zarar ihtimali yok. Mesela zekat verdim, kötü mü oldu? Fakir fukarayı dövdüm. Bir kere o doyarken ben ondan daha fazla istifade ettim. Yani para verdim, aç ekmek doyarken ben onun doymasını bilmekten gelen başka bir doymayı yaşıyorum. Fakirin giymesinden ben başka bir şey giyiyorum. Abdest aldın, eğildin, kalktın. Kötülük mü oldu? Spor yapıyorsun. Tamam. Yani temizlik yapıyorsun, sosyal donanımın gelişiyor vesaire. Demek ki inanmanın, yaşamanın, yani hiç insana bir zararı yok. Girdik kabire. Ben Allah'a, ahirete inandım. Aa baktım ki kimse yok. Öyle bir şey yok. Hiçlik çıktı. Bana diyen olur mu ki? Sen niye varlığa inandın? Gel buraya bakalım. Hiçlikten sana bir ceza keselim. Sen niye varlığa inandın? Aslında hiçliktir deyip de hiçlikten bana ceza kesen olur mu? Yok ki kim kesecek? Demek ki İslamiyet yanlış çıkması halinde ahiret yoksa zarar ihtimali yok. Yok, kimse yok. Eğer ben inandım, akat inandığım gibi çıkarsa köşeyi döndüm. Abi Yahudi, sen bu dünyada bütün olayları Allah'a ve ahireti bilmediğinden kendi kafanla, küçük kafanla yorumlayacağından dersin başından sonuna kadar, yani filmin içinde bu olayları çözümleyemeyeceğinden dünyada bir sürü dert ve kederler. Çünkü ölümü izah edemezsin, kabiri izah edemezsin. Olayların, acımasız olayların arkasındaki hikmet ilahi, bütünlük içindeki hikmet ilahi göremediğin için dünyada azap çekersin. Girdin kabire. Ne demiştin sen? Yok. Yokluk çıktı. Aferin lan, gel lan Yahudi buraya. Yok dedin. Al sana yokluktan bir mükafat diyen olur mu? Dediğin doğru çıktı. Yok dedin. Yokluk çıktı. Karın yok. Yok dedin, varlık çıktı. Ne olacak? O zaman daha çıplak bir akılla, daha hiçbir mantık ve ilim kullanmadan ya ahiret vardır ya yoktur. Başka şık var mı? %50 ahiret vardır, %50 ahiret yoktur. Peki %50 ahiretin varlığına, %50 en az, taraftar olmayıp hiçbir karı olmadığını ve doğru çıkarsa karı olmadığını, yanlış çıkarsa sonsuz bir bedeli olduğu olan şıkka insan taraftar olur mu? Daha %50 yani, daha delil yok. Ya vardır ya yoktur. %50. Demek rahmet, çünkü rahmettir, hicran-ı ebedi, muhabbet-i hakikiye karşı çıkaramaz. Çünkü arkadaşlar bakın, bizde akıl var mı? Var. Hiçlik istiyor muyuz? Hayır. Yokluğa taraftar mıyız? Hayır. Keşke fakir olsaydım. Keşke böyle hayvan olsaydım, sığır olsaydım. Keşke bir gözüm olmasaydı. Keşke kambur olsaydım. Keşke her tarafım ağırsaydı diyen var mı? Yok. Diyorsa demek ki 155'liktir. Yani Bakırköy'e götürülmekliktir. Şimdi bakın, sen bile yani kullandığı malzeme ile sana verilen duygularla yokluğu istemiyorsun da, yokluğu istememeyi sana veren zat da yokluk olur. Yani sana gözü veren, kör olamayacağı gibi, sana beka duygusunu veren zatta da hiçlik yoktur. Yani hiçliği sana karşılık vermez. Çünkü niye? En güzel delili sensin. Sana beka duygusu verdi, baki arzusu verdi. Bir anda her yerde olma özelliği vermedim, istemiyor musun? Dert keder istemiyoruz. İşte bunu sana veren de daha azami, daha külli vardır. Sen mesela kalemin veya kalemin düşse, bir dakika baba basmayın. Kalem ya, bastırmam. Malıma severim ya. Ama birisinin cep telefonu, kalite bir şey. Arkadaşlar, davranışıma bak. Ya basmayın o bir arkadaşınız telefonu. Yani benim basit bir kalemim benim olduğu için hemen heyecanlanıyorum. Mal benim ya, aman ha.
Ya âli bir şey başkasınınsa kardeş basmayın orada. Bak bir telefon var. Niye? İnsan malına bu kadar düşkündür. Sana bunu kim verdi bu duyguyu malına düşkün ol diye? Allah. Allah da malına düşkündür. Allah da malını sever. Sevmez mi? Sever tabii. Niye malıma diyor şirk karıştırıyorsunuz diyor. Demek ki mal onun. Yani mal sevgisi, malını yok etmeme, ben nasıl ki arabayı yakmamam, binayı yakmamam, gözüme iğneyi sokmamam var. Malım uçağı intihar etmiyorum. Ha şimdi madem ben gözümü çıkarmıyorum, niye çıkarayım ya, aptal mıyım? Aklım ah olan bir aklım gitse de akılsız olsam, Bakırköy'de yatsam der misin? Demez. Ah her şeyim yok olsa demezsin. E sen yok olmayla her şeyin yok olmuş olmuyor. O zaman yokluğa niye taraftar oluyorsun? Ya dolayısıyla sana bunları veren de onu demek istiyorum. Aynada ki güneşte ne özellik varsa daha külli güneşte vardır. Bir daha tekrar ediyorum ve bitiyor. Aynada güneş yansısa, aynadaki güneşte, aynadaki güneşte ısı, ışık, renk, şekil, tamam, yansıtsak bir de aynayı da böyle vurdu, böyle karanlığa yansıtsak yansır. Aynadaki güneşin ne özelliği varsa bundan daha külli, daha yüksek, daha kapsamlı güneşte vardır. Aynayı ruhunda, senin ruh aynasında gözüken donanımlar, istidatlar, kabiliyetler, şefkat gibi, muhabbet gibi, malına düşkün gibi, yani gibi özelliklerin ruh aynasında gözüküyor. Sende bu varsa ki ruhun aynadır, o zaman bunu sana verende daha külli, daha umumi vardır. O zaman o da malını israf etmeyecektir. Çünkü israf etmek, yok etmek Allah'a zıttır. Allah'lık hakikatına zıttır. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha-tü mâs-selâvâtı.